Gerçekten çok uzun yıllardır bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin de artık bir sona yaklaştığının inancını, ümidini mücadelemizle birleştirdiğimiz süreçte bizler diyoruz ki biz devletimizden, hükümetimizden ya da görüştüğümüz herkesten, bütün siyasi partilerden biz sadece kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Biz lütuf istemiyoruz, biz hibe istemiyoruz, biz bağış istemiyoruz. Sadece anayasal hakkımızla bize tanınan şartlarda ne sunulmuşsa o şartları bize iade edin. Ama bunu da yaparken insanca yaşayabileceğimiz bir maaşlarla biz hayallerimizi, kurduğumuz planlarımızı gerçekleştirmek istiyoruz. Bugün yeniden Refah Partisi olarak Genel Başkanımızın bizlere daha evvelki görüşmelerimizde sunmuş olduğu, evet biz iktidara talibiz ve sizin sorununuzu biliyoruz. Çözüm önerilerimizle birlikte biz bunu noterin huzurunda beyan ediyoruz diye açıklamaları için bugün burada İstanbul İl Başkanlığındayız. Bu anlamda da bize verdiğiniz destek için Sayın Genel Başkanım, bütün emeklilikte yaşa takılanlar adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Adalet varsa Milli Görüş iktidarında adalet olacak inşallah. Nasıl üstlükçe Erbakan Hocamız bütün insanlığın hukuksuzluğuyla, uygulanan hukuksuzluklarla, adaletsizliklerle mücadele ettiyse, kıymetli genel başkanımız da ilk günden beri bunun mücadelesini veriyor. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki hukuksuzluklar ve adaletsizliklerle ilgili mücadelesini en üst düzeyde veriyor. Bugün de inşallah o adaletsiz ve hukuksuz kararların bu manada bizim iktidarımızda ortadan kaldırılacağıyla ilgili bir adımı daha atmış oluyoruz. Ben çok değerli kıymetli genel başkanıma sözü bırakmak istiyorum. Buyurunuz efendim. Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Cenab-ı Allah bu toplantımızı, buluşmamızı hayırlı sonuçlara vesile kılsın. İnşallah çok haklı bir mücadelenin hayırlı bir şekilde sonuca, nihayete ermesine ve mağdur olan binlerce, on binlerce EYT emekçisi kardeşlerimizin de mağduriyetinin giderilmesine vesile olacak. İnşallah bir çalışma, bir toplantı eylesin. Günümüz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun, cumamız mübarek olsun. Her şeyden önce değerli federasyon başkanımıza, çok değerli EYT mağduru derneklerimizin üyelerine, başkanlarına, Edirne'den Kars'a kadar, Van'a kadar, pek çok uzak yakın demeden illerden koşup gelen EYT mağduru emekçilerimize teşekkürler ediyorum. Tabii ki kıymetli basın mensuplarına, ilgisinden dolayı, teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ve değerli teşkilat mensuplarımıza, ev sahibimiz İstanbul İl Teşkilatımıza, İl Başkanımıza, eşlik eden değerli genel başkan yardımcılarımıza da huzurlarınızda teşekkürler ediyorum. Tabii biz Milli Görüş olarak yıllardan beri söylediğimiz sözümüz var. Bu söz merhum Erbakan Hocamız döneminde de çok sık dile getiriliyordu. Diyordu ki Milli Görüş dışındaki taklitçi zihniyetlerin ekonomi yönetimiyle milletin refaha kavuşması, milletin derdine derman olunması mümkün değildir diyordu. Türkiye aslında zengin bir ülke. Cenab-ı Allah her türlü imkanı, nimeti, kaynağı vermiş. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini vermiş. Dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel iklimine sahip, en verimli topraklarına sahip, en jeostratejik önemi yüksek olan bir noktada muazzam artan ve genç bir nüfusu var. Dinamik, genç bir yapı, her türlü imkan var. Ancak neden vatandaşın yüzü gülmüyor, neden fakirleşiyor, neden hakkını alamıyor, neden eziliyor? Çünkü uygulanan yanlış ekonomi politikaları yüzünden bunların giderlerini biz hep söylüyoruz. Bu ekonomi modelinde gider kalemleri. Bir defa bu Milli Görüş dışındaki zihniyetler maalesef kaynak üretmekten yoksun olduklarından dolayı kaynak ihtiyacını borçla karşılıyorlar. Bu borçlar da öyle bir noktaya geliyor ki bugün Türkiye'nin bütçesinden borçlara ödenen parada faiz miktarı ana paranın üzerine çıkmış durumda. Faizin içerisinde boğulunuyor. Milyarlarca dolar borç faizine para verilmesi lazım. Bu içinde bulunduğumuz sene
o gidişle ilk 4 aylık ödemelere baktığınızda 300 milyar lira borç faizine para aktarılacak. Bugüne kadar 520 milyar dolar AK Parti hükümetleri faize para vermiş. 520 milyar doları vermişsiniz. 300 milyar bu sene vereceksiniz. Önümüzdeki sene bir 300 milyar daha vereceksiniz. Şimdi dile kolay. Bu milletin, bu ülkenin imkanları, toplanan vergiler, kaynaklar faize gidiyor birincisi. İkinci gider kalemleri imtiyazlı holdinglere, imtiyazlı zümreye kaynak aktarma. 1 dolarlık işlerin 5 dolara ihale edilmesi. 1 dolarlık işlerin 10 dolara ihale edilmesi. Bu tabir yerindeyse ballı kaymaklı işleri alan müteahhitlere, holdinglere bir de üstüne 128 kez vergi muafiyeti çıkartılması. Bu 128'in sadece bir tanesi 9,5 milyar lira. Bir holdingin bir kalemde 9,5 milyar lira vergi borcunu affediyor, siliyor. Şimdi bu milyar dolarlar bu holdinglere de gittiğine göre, bir de faize gittiğine göre, EYT'liye, çiftçiye, emekliye, memura, işçiye, küçük esnafa destek kalmıyor, imkan kalmıyor, hibe kalmıyor ve onların hakları verilmemiş oluyor. Üçüncü bir gider kalemi de maalesef israf. Kamudaki israf. Maalesef denk bütçe yapılmıyor. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmıyoruz. 10 milyonluk zırhlı Mercedes makam araçları, milyarlık makam uçakları, milyonluk makam odaları, mobilyalar, milyarlık protokol seyahatleri masrafları. Bunu da eklediğiniz zaman imkan varsa, kaynak varsa ki var ama bunlar bu 3 tane gider kalemine gidiyor. Ve dolayısıyla vatandaşa, EYT'liye, emekliye, memura, işçiye, esnafa imkan kalmıyor. Asıl olarak anlayışın değişmesi lazım. Önce imtiyazlılar, önce ben, önce çevrem, önce akrabalarım, önce iktidarım diyen anlayış yerine önce millet, önce ezilenler, önce dar gelirliler anlayışının hakim olması lazım. Ve bu gider kalemlerinin aslında üretime, istihdama yönelik yatırımlardan ve dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttıracak adımlardan oluşması gerekirken tam tersine bugün giderlerimiz faiz giderleri, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmak ve maalesef kamudaki israfa kaynak aktarmak. Böyle bir noktada biz yeniden Refah Partisi olarak sizin de malumunuz olduğu üzere daha önce federasyon başkanımızın, değerli EYT mağduru derneklerimizin huzurunda, Ankara'da yaptığımız toplantılarda, basınımızın da huzurunda iktidar olduğumuz zaman bu EYT mağduriyetini yeniden Refah Partisi olarak mutlaka çözeceğimize dair söz vermiştik. Aslında milli görüş olarak 50 senelik geçmişimiz dikkate alındığında bizim sözümüzün bir senet olduğu açık bir şekilde ortadadır. Konuştuğunu yapan Erbakan hocamız 42 senelik siyasi hayatında konuştuklarının hepsini fırsat bulduğu zaman, iktidar ortağı olduğu zaman birer birer yerine getirmiştir. Bütün sloganlarının, bütün söylemlerinin fiilen karşılığı olmuştur. Biz de şimdi milli görüşün temsilcileri olarak, aynı yolda yürüyen yeniden Refah Partisi olarak biz de konuştuğumuzu, yapacağımızı ifade ediyoruz. Ve bugün burada daha önce söz verdiğimiz EYT problemini ortadan kaldıracağımıza dair sözümüzü yazılı bir belgeyle, noter tasdikli bir taahhütnameyle inşallah basınımıza sunmak ve EYT Federasyon Başkanımıza da takdim etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bugün burada yeniden Refah Partisi olarak konuştuğumuzu yapıyoruz. Sözümüzün eri olduğumuzu gösteriyoruz. Burada biraz evvel noter huzurunda imzaladığımız evrakımız, taahhütnamemiz bulunuyor. İnşallah birazdan basın mensuplarına da göstereceğiz ve İnşallah biraz sonra kısaca da okuyacağım içeriğini ve bunu da inşallah bir güvence olarak işlerinin rahat etmesi bakımından EYT mağdurlarımıza, federasyon başkanımıza inşallah sunacağız. EYT konusunda iktidarı uzun zamandan beri eleştiriyoruz, terletiyoruz ve yasanın çıkması için onları sıkıştırıyoruz. Tabii bizim Yeniden Refah Partisi olarak verdiğimiz üzüm yemek. Biz milletimizin derdiyle dertlenen bir partiyiz. Bizim derdimiz EYT mağdurlarının bu mağduriyetinin bir an önce giderilmesi, kul hakkına riayet edilmesi ve hak ettiklerini bir an önce almalarının sağlanması. Aslına bakıldığında bizden daha geniş imkanlara sahip
mecliste grubu olan siyasi partilerin de aslında üzerine düşeni tam manasıyla yerine getirmediğini üzülerek ifade ediyorum. İktidarın üzerine yeteri kadar yıllardan beri gitmediklerini ifade etmek istiyorum. Ve iktidarın da muhalefetin de özellikle seçim yaklaştığı zaman bu gibi mağduriyetler maalesef aklına geliyor. Oysa ki biz yeniden Refah Partisi olarak meşhur sloganımızda belirttiğimiz gibi sadece seçim zamanı değil, geçim zamanında da milletimizin yanında olmayı şiar edindik. Her zaman, her şart altında vatandaşlarımızın, milletimizin derdiyle dertlenmek, iktidar olmasak da, muhalefette olsak da milletimizin mağduriyetinin giderilmesi, derdinin çözüme ulaşması için mücadele etmeyi şiar edindik. Tabii seçim sattım haline girilince birdenbire iktidarın gündem maddelerinden bir tanesi de EYT'li emekçilerin mağduriyeti oldu. Oysa ki 2018 seçimlerinde 4 sene önce aziz millet bu iktidara daha önce hiç görülmemiş düzeyde oyla ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde yetkileri Cumhurbaşkanlığı makamıyla beraber verdi. Mecliste parlamentoda çoğunluğu verdi. İstedikleri her şeyi yapabilecekleri yetkiye ve imkana sahipler. Fakat seçim zamanı yaklaşana kadar tabiri caizse bu konuda topu taca attılar. Konuyu sümen altı ettiler. Seçim zamanı yaklaşınca da şu anda da halen daha kesin bir şey söyleyemiyorlar. Bu sorunu çözsek mi acaba şeklinde bazı sözler sarf ediyorlar, bir yaklaşım içine giriyorlar. Tabii bu noktada söylenmesi gereken bu zamana kadar neredeydiniz? Sadece seçim zamanında mı, seçim yaklaştığı için oya ihtiyacınız olduğu zaman mı bu mağduriyetleri düşünüyorsunuz, bunlar aklınıza geliyor? Maalesef bu şekilde. Sonrasında bu söylenen dertler, mağduriyetler bir kulaklarından giriyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Seçimi atlattıktan sonra da zaten kulaklarını vatandaşın taleplerine, mağduriyetine, feryadına tıkıyorlar. Bu yaklaşık 20 seneden beri maalesef bu şekilde oldu. Şu anda da yine aynı durumu görüyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak bu sorunu çözeceğimizi ifade ediyoruz. Fakat bazı ortamlarda, bazı vesilelerle diyorlar ki efendim nasıl çözülecek? Bunun için gereken imkan nereden bulunacak? Biz bu noktada hep söylediğimiz, biz cekcak edebiyatı yapmıyoruz, yapacağız edeceğiz demiyoruz. Bizim 50 senelik milli görüş tarihimiz, konuştuğunu yapan siyasi zihniyet olduğumuzu, anlayış olduğumuzu açık bir şekilde ispat eden bir geçmiştir. Bir defa biz en yakın tarih olarak 54. hükümetten muazzam bir iş bitirme belgesine sahibiz. Muazzam referansa sahibiz. Milletin derdiyle dertlenmek ve dar gelirli milyonların alım gücünü arttırmak konusunda. O nedenle biz burada diyoruz ki biz bunları zaten geçmişte yaptık. Şimdi tekrardan yapabiliriz. Çünkü zaten geçmişte bunu yaptık. Buna milletimiz de şahittir. Bütün dünyada şahittir diyoruz. İmtiyazlılara ödenen, faize ödenen ve israfa aktarılan kaynaklar buralara gitmekten kurtarılsa EYT mağduriyeti yaşayan bir tane bile mağdur emekçimiz kalmaz. Milletin parasını imtiyazlı holdinglere, faize ve israfa vermek yerine milletin parasını, milletin kaynaklarını millete verirseniz EYT gibi daha pek çok sorun da rahatlıkla çözülebilir. Şunu çok rahat söyleyebilirim. Bir yılda faize ödenen paranın yaklaşık 1/10'uyla bir yıl içerisinde 5 tane imtiyazlı holdinge ödenen paranın yaklaşık yarısıyla EYT mağduriyeti diye bir şey ortada kalmaz. Faize ve imtiyazlı holdinglere giden paralar buradan kurtarılsa, 128 kez vergi muafiyeti çıkartılmış, bir tanesi 9,5 milyar lira olduğunu ifade ettim. Oradan 3 tane, 4 tane vergi muafiyetinden vazgeçse devlet, EYT'lilerin bütün sorunlarını çözmesi mümkün olur. Zaten işin acı tarafı da budur. İmkan olmasa, kaynak olmasa, fakir bir ülke olsak, Allah vermemiş olsa o zaman yapacak bir şey yok, ne yapalım? Elden gelen bu kadar denir. Ama bir de imkan olup da bu mağduriyetin giderilmemesi, kaynakların başka yere aktarılıp milletten esirgenmesi bizleri de EYT mağdurlarını da en çok üzen, yaralayan budur. Rahmetli Erbakan hocamız 54. hükümette faize giden paraları denk bütçe ve havuz sistemi ile kurtardı. 6 ayda 35 milyar dolarlık bir kaynak oluşturdu. Ve bu kaynağı da asıl sahibi olan millete aktardı. İşçi, memur, emekliye %100, %200
Bağkur emeklisine %320'ye varan oranda maaş zamları yap. Bugün yeni nesle, gençlere buna inandırmakta zorlanıyoruz. Bu ay 100 lira maaş alan bir Bağkur emeklisi önümüzdeki ay gitti vezneden maaşının 420 lira olduğunu gördü. İnanamadı, tekrar bankaya döndü. Fazla para vermişsiniz, bir daha sayın dedi. 100 lira olan bir maaş bir sonraki ay 420 liraya çıktı. Nasıl oldu? Biraz önce söylediğimiz sistem de oldu. Faize giden paralar kurtarıldı havuz sistemi ve denk bütçeyle ve bu milyarlarca dolar kaynakta millete aktarıldı. Burada önce millet anlayışını göstermesi bakımından milli görüşün Erbakan hocamızın o dönemde yaşadığı bir olayı aktarmak isterim. Bu işçi, memur, emekli maaşlarına böyle muazzam oranda zam yapmak istediğini ifade ettiği zaman iktidar ortağı Sayın Tansu Çiller Hanım kendisinin kulağına eğilerek dedi ki hocam çok güzel düşünüyorsunuz. Böyle bir artış yapsak tabii çok iyi olur. Ancak bunun için gerekli kaynağı nereden bulacağız dediği zaman merhum Erbakan hocamız önce vereceğiz sonra bulacağız diye tarihi bir cevap verdi. Bu söz çok önemli bir mana ifade ediyor. Bunun manası şudur. Bu millet bu kaynağa o kadar ihtiyaç duyuyor ki bunu o kadar hak ediyorlar ki biz gerekirse devlet olarak ceketimizi satacağız. Gerekirse hükümet olarak zeytin ekmek yiyeceğiz. Ama yine de bu millete bu imkanı vereceğiz demektir bunun manası ve bu milletin derdiyle dertlenmek demektir. 54. hükümet en kısa sürede dar gelirlinin refah seviyesini en yüksek oranda arttıran hükümet olarak dünya tarihine geçti. Yabancı dergilerde bu yayınlandı. Sadece Türkiye'de değil, dünyada başka hiçbir hükümet bu kadar kısa sürede 11 ayın içerisinde dar gelirlinin, emekçinin, alım gücünün refah seviyesini bu kadar yüksek oranda arttırmamıştı. Bu bir dünya şampiyonluğu. Şimdi milli görüşten uzaklaşanlar Erbakan hocamızın 11 ayda verdiğini 20 seneden beri millete veremedi. Gerçekten de matematik olarak toplasanız verdikleri maaş artışlarını 20 senede yaptıkları artış Erbakan hocanın 11 ayda verdiği kadar bile değil. Erbakan hocamızı tam manasıyla anlamayanlar zamları emeklinin, memurun, işçinin maaşına yapacakları yerde dar gelirlinin en önemli ihtiyacı olan gıda ürünlerine yaptılar. Çiftçinin en önemli ihtiyacı olan elektriğe ve mazota zam yaptılar. Sanayicinin ihtiyacı olan enerjiye ve akaryakıta zam yaptılar. Zam yaptılar ama zammı yanlış yere yaptılar. Erbakan hocamız dar gelirlinin maaşına zam yapmıştı. Bunlar ise maalesef giderlerini arttırıyorlar, vergileri arttırıyorlar ve hayat pahalılığını arttırıyorlar. Yeniden Refah Partisi olarak yapılacak ilk seçimlerde iktidara geldiğimiz zaman milletin hakkı olanı millete vererek faizden, imtiyazlı holdinglere giden imkanlardan ve kamudaki israfa giden harcamalardan kısıp kurtararak bu imkanı millete vererek inşallah milletimize rahat bir nefes aldıracağız. Aynı şekilde yine parti olarak ilk işimiz olarak ortaya koyduğumuz milli kaynak paketleri kitabımızda belirttiğimiz 15 adımla bir senede 150 milyar dolarlık kaynağı borçsuz, zamsız, vergisiz bularak dar gelirli milyonların, vatandaşın alım gücünü, refah seviyesini arttıracağız. Aynen Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı gibi önce millet anlayışıyla hareket edeceğiz. Önce imtiyazlılar, önce güçlüler, önce iktidara yakın olanlar, önce akrabalarım, önce partililerim anlayışıyla değil, önce millet, önce ezilenler, önce mazlumlar anlayışıyla hareket edeceğiz. Yine milli görüş olarak yıllardan beri çok önemli bir sloganımız, gardiyan devlet anlayışı yerine milletin hizmetkarı olan garson devlet anlayışına geçeceğiz. Devlet, millet için vardır. Milletin hizmetini görmek için vardır. Hele hele EYT mağdurlarının talebi gibi çok doğal bir hak talebinde kulaklarını tıkaması iktidarın kabul edilebilecek bir şey değil. Biraz önce değerli federasyon başkanımızın dediği gibi bize ihale verin, bizim arsamızın imarını arttırın, tabiri caizse bize kıyak yapın denilmiyor. En temel bir hak olan bir hakkın gasp edilmesinden söz ediliyor ve bu hakkın yerine getirilmesi, kul haklarına riayet edilmesi. Bu isteniyor. Böyle bir noktada garson devlet anlayışıyla, vatandaşın hizmetkarı olan devlet anlayışıyla derhal bu talebin yerine getirilmesi gerekir. İnşallah biz faize, imtiyazlı holdinglere ve israfa giden kaynakları kurtarıp, bir kez daha altını çiziyorum,
EYT'li kardeşlerimizin de sorununu çözeceğiz. Dertlerine derman olacağız. Çok değerli EYT mağduru emekçilerimiz, hiç merak etmeyiniz. Yeniden Refah Partisi olarak bütün milletimize, her kesime refah getireceğimiz gibi inşallah EYT mağdurlarına da refah getireceğiz. EYT mağduru emekçilerimiz kullandıkları meşhur sloganda varız, biriz, buradayız diyorlardı. Biz de yeniden Refah Partisi olarak sizin için varız, sizinle birlikteyiz ve sizin için buradayız sloganını ortaya koyuyoruz. Ve bu sorunun üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Bu mübarek Cuma gününde, bu mübarek saatte sözümüzü eyleme döküyoruz ve sözümüzün eri olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz. Böyle bir belgeyi, böyle bir taahhüdü imzalayacağımıza ve kendilerine takdim edeceğimize dair daha öncesinde söz vermiştik. Bugün inşallah bunu yerine getirerek sözümüzü eyleme dönüştürmüş oluyoruz. Burada noter tasdikli taahhütnamemizin, beyannamemizin metnini de size kısaca okumak istiyorum. Burada atılacak olan adımlar, atmayı taahhüt ettiğimiz adımlar da teknik olarak da ifade edilmiş durumda. 44.447, 1479, 2925, 2926, 4759, 5434 ve 5510 sayılı kanunlarda yapılan düzenlemeler neticesinde emeklilik hakkı ileri yaşlara ötelenmiş ve toplumun önemli bir kesime mağdur edilmiştir. 2000 yılında yapılan yeni düzenleme ile emeklilik bağlama oranlarında da değişiklik yapılmak suretiyle ayrıca mağduriyetler meydana gelmiştir. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan olarak şahsım ve parti teşkilatım adına bunun farkında ve bilincinde olduğumuzu açıkça vurgulamak istiyorum. Hukuk ve devlet teorisi açısından konu değerlendirildiğinde devletin en temel vazifelerinden bir tanesi de hukuka güven için hukuk devletinin tesis edilmesidir. Parti kuruluşundan bu yana her fırsatta dile getirdiğimiz üzere millete hizmet ve adalet sisteminin eksiklerini düzeltmek amacıyla bu yola baş koymuş bulunuyoruz. Bu nedenle emeklilik konusunda mağduriyet yaşayanların da sorunlarını çözmek için iktidara geldiğimizde gerekenler yapılacaktır. Anayasa hukuku ve hukuk düzeni ilkeleri gereği kanunlar yürürlüğe girdiği gün itibariyle işleyeceği kuralı dikkate alınarak 4447 sayılı kanunda mağduriyete sebep veren değişikliklerin yeniden düzenleme yoluyla eşitliğin sağlanması için işe başlama tarihinde yürürlükte olan yasal mevzuata göre emeklilik haklarının şekillendirilmesine yönelik bir mevzuat çalışması yapılacak. 4447 sayılı kanun, 4759 sayılı kanun ve 5510 sayılı kanun başta olmak üzere yasal mevzuatla ilgili mevzuatta ilgili değişikliklerin yapılması ve neticesinde yaş ve oran anlamında emekli maaşı bağlama adaletsizliğine son verilmesini sağlayacak gerekli idari, mali, yasal düzenlemelerin iktidara gelişimiz itibariyle 3 ay içerisinde yapılacağını beyan ederim. Altında da imza Dr. Muhammed Ali Fatih Erbakan. Burada beyanlarımız huzurlarınızda noter onaylı tasdikli beyanlarımızı burada. Başkanımıza takdim ediyorum. Hayırlı olsun. İnşallah Cenab-ı Allah bir an önce iktidar olmayı ve bu taahhüdümüzü yerine getirmeyi nasip etsin. Bu mağduriyetin bir an önce ortadan kalkmasına bu çalışmalarımızı vesile kılsın inşallah. Ayrılın kalsın! Verdiğiniz mücadelelerde haklılığımıza inandığımız süreci taşıdığımızda gerçekten mutluyuz. Size dedik ki yanımızda olanın yanındayız. Sonuçta bunun bir kul hakkı olduğunu, bunun bir eşitsizlik ülkesine aykırı bir süreç taşıdığını, adalet istediğimizi her defasında dile getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. İnşallah bu davanın sonucunu
getirmek adına çok teşekkür ediyorum. Bütün emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar, kaderdaşlarım adına. Bekliyoruz. İnşallah taahhüdümüzü yerine getirmek nasip olur. İnşallah başkanım. Evet, değerli misafirler, çok teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan ötürü. Tabii bugün çok hayırlı bir adım atılmış oldu. Evet. Çıksın artık bu yasa sözü. En geç inşallah 2023'ün 2 Mayıs sonuna kadar, burada da vermiş olduğumuz tarihe dayanarak söylüyorum, çıkartılmış olacak. Seçime kadar çıkacağı gözükmüyor zaten iktidarın tavrı neticesinde, ama İnşallah yeniden Refah Partisi iktidarında 10. ayın sonuna kadar en geç bu yasa çıkartılmış olacak. Bunu da imza altına almış olduk. Hayırlı olsun inşallah. Öyle bir yandı ki yoğurdu üfleyerek yiyoruz. 45-50 yaş aralığındayız. Biz çiçeklerle, caklarla yol almak istemiyoruz. Evet, karşımızda tabii çok muhterem genel başkanımız var. Az evvel ifade ettiği gibi konuştuğunu yapan Erbakan. Biz bununla birlikte, öyle bir değerle birlikte, bir de inşallah noter olayında bu böylelikle sunmuş olduk. Bu artık bir sözdür, namus sözüdür. Yeniden Refah Partisi için, teşkilatlarımız için inşallah bu söz en kısa zamanda yerine getirilecektir. Hepinizin ayaklarına sağlık, hayırlı olsun. Teşekkürler ediyoruz. Toplantımıza nihayetler diliyoruz. Buyurun. Muhalefeti iktidar yapmaya kitleye sahibiz. İnşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağ olun. Teşekkür ederim.